Fehmi Bey, iki tane yazınız var. Peş peşe hızlı soracağım. NATO'dan kim kazançlı çıktı? Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz bu. Yani Erdoğan'ın siyasete yönelik olarak kazançlı olarak söylüyor ki bununla ilgili olarak yazı yazdınız. Ve yine geçtiğimiz günlerde Fuat Uğur, Türkiye Gazetesi yazarı, yeni bir darbeden söz etti. Yine kapan kuruldu diye ve siz buradaki yazdığınız o yazınızda da dediniz ki daha önce 15 Temmuz'la ilgili yazmıştı ama dikkate almamıştım. Ama bu sefer bu yazısını dikkate alacağım. NATO'dan başlayarak hızlı bir şekilde görüşlerinizi alayım lütfen. Tabii yani NATO zirveleri aslında böyle kimin zafer kazanarak, kimin kaybederek çıktığı tarzında zirveler değildir. Normalde 30 üyesi vardı NATO'nun bu zirveye kadar. Bu öncesinde zaten taraflar neler konuşulacağı konusunda mutabakata varırlar. Bu arada NATO bu zirvede olduğu gibi önemli bir dönemeçte ise yani bundan sonra yapılacaklar daha önce yapılacaklardan farklı olacaksa onlar da uzun ayrıntılı olarak konuşulur, tartışılır. Zirvede liderler fotoğrafa girerler. Sonrasında da biz işte birlikte beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik diye açıklama yaparlar. İlk 2009 yılında Türkiye o zaman Danimarka Başbakanı NATO Genel Sekreterliğine Amerika tarafından aday gösterildiğinde itiraz etmişti ona. Hazreti Peygamber'in karikatüre konu edilmesi Danimarka'daki bir dergi tarafından bu itirazın sebebiydi. Çünkü Danimarka hükümeti özgürlükler alanında bir davranış olarak basın özgürlüğü içerisinde girdiğini söyleyerek olayın üzerine farklı konuştu. Ama 2009'daki o zirvede Türkiye giderken ben veto da ederim bunu, böyle bir şeye izin vermem dediği halde razı oldu. Çünkü bir müzakere, küçük bir müzakere oldu. Ne istersiniz diye sordular. Çünkü eğer NATO üyeliği devam edecekse bu itirazın başka bir yere çekilmesi mümkün değildi. Genel sekreterin kim olacağı konusu önceden kararlaştırılmıştı diğer üyeler tarafından. Bunun üzerine Türkiye eğer genel sekreter o olacaksa yardımcısı Türk olsun, filanca kişi olsun diye o zaman bir büyükelçinin ismini vererek bu konuda bir anlaşmayı sağlamıştı ve böylece bitmişti. Bunun dışında ben herhangi bir itirazla gidilen bir zirve hatırlamıyorum. Bu defa çok daha ciddi gerekçelerle gidildi bu zirveye. Ancak eğer NATO üyeliği devam edecekse Türkiye'nin, yani Türkiye'yi yönetenler NATO'dan çıkmayı da göze almıyorlarsa o takdirde yapılacak şey yine öncekinde olduğu gibi anlaşmayı sağlayabilecek bir zeminde buluşmaktır. Nitekim öyle olduğu da anlaşılıyor. Karşı taraf yani itiraz eden iki ülke Türkiye'nin hassasiyetlerine riayet edecekleri sözünü verdiler ve bu bir mutabakat metnine bağlandı. Bunun niye muhtıra olarak Türkiye'de konuşulduğunda anlamakta zorlanıyorum. Çünkü muhtıra birilerine verilen ve yapılmazsa sonuçları da cezai sonuçları da olabilecek olan bir şeydir. Biz bunu işte 28 Şubat muhtırasından genelkurmayın onları biliyoruz. Bunlar muhtıra değerinde olan şeylerdir. Ancak burada bir muhtıra değil, üzerinde mutabakata varılmış olan bir metin söz konusu. Yani Fehmi Bey, mutabakat metninin hiçbir hükmü yok mu? Var tabii, söz verdiler. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım. Yalnız o mutabakat metni dikkatle okunursa söz bundan sonra daha hassasiyetle bu konulara yaklaşılacağı ve konunun her iki ülkenin kendi hukuk sistemleri içerisinde çözüme bağlanacağıdır ki bunun ne de anlama geldiğini bu ülkelerin anayasalarına veya terörle mücadele yasalarına bakarak çıkarmak mümkün. Her iki ülkenin ve bu arada pek çok başka NATO ülkesinin anayasası eğer varsa orada değilse yasalarında terörün tanımı bizdeki gibi tanımlanmıyor. Yani eline silah almış olan insanları terörist kabul ediliyor. İşte çok daha geniş olarak anlıyoruz terörü. Dolayısıyla da farklı olarak yaklaşılmalar kendi hukuk içerisinde bu soruna
çocuğu bulmaya çalışacakları vaadinde bulundular. Yani eğer elinde silahlı olarak bir eyleme karışmış olan insanlar var, sınır ve içerisinde, eğer bombalama planlarına katılmış olan birileri varsa, Türkiye bunları kendilerine belgeleriyle sunmuşsa, o insanların iade edilmelerini bekleyebiliriz. Ama bundan öteye bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. Türkiye bu tabii iç siyasette bir zafer diye sundu. Görülen o ki bunun da artılarını aldığını düşünüyorum kendi seçmen kitlesi açısından ya da milliyetçi muhafazakar bir kesim açısından söyleyeceğim. Ama bu mutabakat metniyle ilgili olarak Finlandiya'dan ve İsveç'ten gelen yanıtlar üzerine Türkiye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu kararı bekletebilir mi? Bunun hukuki sonucu ne olur? Yani 8 aylık bir süreç bu. Bu sürecin sonunda ülkelerin meclislerinden bunu geçirmesi söz konusu, böyle bir şart var. Dolayısıyla o 8 ay içerisinde Türkiye buna ne yapacak? Şimdiden söylemem, bunlar iade edilmezse onaylanmayacağı. Ama bu süre içerisinde şartlar çok değişebilir. 8 ay içerisinde Türkiye'de bunu o şartlar nasıl gelişeceğine bakarak kabul edecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye'nin bu mutabakat içerisinde bunun şartlarını zorlayarak, bu mutabakat metninin şartlarını zorlayarak bir sonuç alınmasını bekliyorsa ve bu gelmedi diye de veto hakkını kullanacaksa, o zaman zannediyorum NATO ile üyelik ilişkilerimizi gözden geçirmeyi de düşünmemiz gerekecek. Dış politikada başarı görüntüsü iktidarın seçime gitme konusundaki tereddütlerini giderecek morali de sağlayabilir diye söylüyorsunuz yazınızın son bölümünde ve ardından da şöyle bir cümleyle bitiriyorsunuz. Pirüs zaferi deyimini işitmiş miydiniz? Ne demek istiyorsunuz? Yani bu tür zafer diye ilan edilen şeylerin sonuçlarının biraz zaman içerisinde farklı da görünme ihtimali de vardır. Pirüs zaferi bildiğiniz gibi başta evet kazanılmış olan bir zaferdi Roma için, ama o zaferi kazanmak için neredeyse ordunun tamamını yok etti. Ve yani yok olmasını getirmişti. Dolayısıyla zafer kazanıldı ama kazananlar da kaybetmiş oldular. Dolayısıyla eğer dikkatli gidilmezse bu süreç, sonunda zarar da görülebilir diye düşünüyorum. Bir şey daha, tabii onu da kastettiğim yalnızca NATO ile ilişkilerimiz veya diğer ülkelerle ilişkilerimiz değil. Bunu zafer olarak takdimi Türkiye iç kamuoyuna, eğer bir erken seçimle bu iş devam ettirilmeyecekse, yani birkaç ay sonra seçime gidilmeyecekse, unutulur eğer bir yıl sonra seçim olacaksa, hem unutulur hem de zaferin, zafer tanıtımının pek de o kadar zafer olmadığı ortaya çıkar. Muhalefet ortaya atabilir ve bunu güçlü bir şekilde savunabilir. Dolayısıyla eğer zaferin oya dönüştürülmesi diye bir şey söz konusuysa niyet olarak, o zaman bir erken seçimi de beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi NATO bu toplantıda konseptini değiştirdi. Rusya'yı baş tehdit olarak belirledi. Çin'i onun arkasına eklemledi ve aslında iktidarın küçük ortağı Vatan Partisi lideri Genel Başkanı Doğu Perinçek de çok net bir şekilde Erdoğan'ı ABD'ye teslim olmakla suçladı. Buradan yola çıkarak soracağım soru şu. Rusya'nın baş düşmanı olarak belirlenmesine sonuçta imza koyan bir NATO üyesi olduk. Bu bizim Rusya ile ilişkilerimizi nasıl etkiler ve Suriye'de nasıl bir konuma getirir Türkiye'yi? Şimdi tabii Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri biraz sorunlu ilişkiler. Çünkü hem NATO içerisinde bir üye ülkeyiz, hem de NATO'nun işte sizin de ifadenizle bir düşman olarak gördüğü bir ülke olarak Rusya ile de ilişkilerimizi en üst düzeyde götürmek niyetindeyiz. Bu biraz zor bir ilişki tarzı. Yani dünyada bunu başarmış olan bir başka ülke ben hatırlamıyorum. O bakımdan dolayısıyla Türkiye'nin zaten eğer NATO'da kalmayı bir hükümet niyetiyle irtibatlıyorsak, yani bu niyetten vazgeçmiş değilsek, o takdirde Rusya ile ilişkilerimiz zaten sorunlu hale dönüşmeye müsait. Aday. Şimdi tabii bu olayda, yani
NATO'nun bu zirvesinde bunun açık ifadeler haline getirilmesi ve NATO'nun yeni stratejisi içerisinde Rusya'nın o konuma iyice oturtulması daha da zorlaştıracaktır. Bunun benzeri bir zirve 1991 yılında İngiltere'de Turnberry'de yapılmıştı, İskoçya'da. Orada yapılan zirve sonrasında gerçekten NATO'nun aslında işlevsiz kaldığı Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında ve dolayısıyla da bir tehdit olmaktan uzaklaşması durumunda gidilen bir zirveydi o ve 10-11 Eylül olaylarıyla da çok yakından ilişkiliydi. Dolayısıyla yeni stratejik sonun düşman olarak İslam terörizmi alınmıştı ve ciddi bir biçimde Türkiye'nin de rahatsız olabileceği bir döneme doğru gittiği konusunda tereddütler vardı. Nitekim 11 Eylül ve sonrasına baktığımız zaman NATO'nun kendine geldiğini ve bu yeni düşmandan mutlu olduğunu gördük. Buna karşı da ülkeler dağılmak yerine yine birbirleriyle ilişkilerini devam ettirdiler ve Türkiye'de kendisini bunda, İslam terörü üzerinden o NATO'nun öyle bir bellediği yeni düşmandan mesafe koyarak kendisini üyeliğine devam ettirmişti. Şimdi bu zirvede benzer bir şekilde yeni bir strateji belirlenen önemli bir zirve NATO açısından. Burada da tabii Rusya'nın düşman konumuna bu kadar adili bir biçimde konulması bütün üyeleri yeniden düşünmeye sevk ediyor. Sadece üyeleri de değil, Rusya ile komşu olan ülkeleri de yeniden düşünmeye sevk ediyor. İşte İsveç ve Finlandiya gibi aslında tarihsel olarak kendilerini hep tarafsızlık. Evet hocam. NATO üyesi olmak için müracaat etmiş durumdalar. Ukrayna da büyük ihtimalle kabul edilecek. NATO içerisinde zaten şu anda bunun da üyeliği söz konusu olacak bir süre sonra. Dolayısıyla Rusya'nın etrafındaki diğer üyelerin, ülkelerin de üyelikleri bu yeni stratejiye uygun olarak belirlenmiş oluyor. Bu yeni bir dünyanın başlangıcı aslında. Zaten Ukrayna Savaşı yeni bir dünya düzeninin işaretlerini veriyordu. Şimdi bununla da o dünya yenileşmiş olan, yenilenmeye çalışılan dünya düzeninin savunmayla ya da saldırganlıkla ilgili bölümü, güvenlikle ilgili bölümü yeni bir biçim almış oluyor NATO'yla.